sağlık hizmetlerini arama kurtarma döneminde, bu 3 günlük dönemde özellikle en kritik olan, sürekli hekim göndermek gibi algıladılar. Hekimleri dezorganize, nereye gideceklerini bilmeden ve uzmanlık alanlarına göre belirlemeden gönderdiler. Ya da uzmanlık alanına gönderdiklerinin gittiği yerde bu imkanı var mı diye hiç gözlemlemeden veya belirlemeden gittiler. İlk gün Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi sadece ayakta kalan tek hastaneydi orada, özeller de dahil. Ameliyat dahi yapamıyordu çünkü ameliyathane teknikeri yoktu belli bir dönem. Belli bir dönem malzemesi yoktu ama ortopedistler oradaydı. Ya da oraya gönderilen pratisyen hekimler çok fazlaydı ama pratisyen hekimler bir şey yapamadı. Şu anda halen uzmanlık alanına göre dağıtılmış hekim halen düzenli yapılamadı. Uzmanlık alanına göre dağıtılmış sağlık emekçisi halen planlanamadı. Birinci basamak hiç çalışmıyor ki en temel şey, dedim tekrar söylüyorum, afetlerde en temel yerdir hastaneler. Bunun belki %10'unu 15'ini kaldırır, belki 20'sini kaldırır ama nüfusun %80'i için asıl gerekli olan şu anda sağlık hizmetleridir. Çok temel şeyler elimizde yok. Yani difteri tetanoz aşısı daha yeni, dün itibariyle biraz alanda görülmeye başlandı. Ama biz her şeyden, enkazdan çıkan ve her enkazda müdahale eden de difteri tetanoz aşısını yaptırmak isteriz. Yoktu. Kuduz aşısına ulaşılamıyor. Bunun yanı sıra çocukluk çağı aşılarının aksaması var ama bunda en temellerden biri kızamık kaba kulak, kızamık çık dediğimiz bu aşının olması, bu aşının atlanmaması. Çünkü bu salgın riski zaten var olaya gelen bir sağlıktı. Bunları hızla değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar halen yok. Gebeler için olmazsa olmaz folik asit, buna ulaşım çok önemli. Kronik hastalıkların takibi ve kronik hastalıkların ilaçları halen tam olarak sağlanamıyor. Psikiyatrik olarak takip edilen kronik hastalar için ciddi bir çabamız var. Bunu hızla düzenlemesi gerekiyor. Bir diğer tabii, insanların psikososyal olarak da çok ciddi zarar aldığını unutuyor şu andaki iktidar. Ama artık bunu sağlatacak döneme de girmesi gerekiyor. Bununla ilgili hazırlık da yapması gerekiyor. Sevkler yoğun bir şekilde oldu ama sevklerin yoğun olması sağlığın iyi olması anlamına gelmedi. Çünkü sevklerin yapıldığı yakın iller, yoğunlukla yapılan illerin hepsinde ne yazık ki oradaki sağlık emekçilerini de tükettiler bu yanlış yollarıyla. Oralarda bu sefer kapasitenin üzerinde hasta yönlendirdiler, organize olamamaları nedeniyle. Ve bugün de bir başka tükenmişliği oradaki arkadaşlarımız yaşıyor ne yazık ki. Şu an siyaseten üstten bakma, ben yaptım kimseye bunu yaptırtmam diye deme zamanı değil. Hepimizin birbirine ihtiyacı olduğu bir zaman.